Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun diyerekten bugün kırmızılar içindeyim. Şimdi bir arkadaşımın doğum günü bugün. Onun için Ragabalı'ya gidiyoruz. Orada doğum gününü kutlayacağız. Yani okul grubu yüzüne. Ben hazır sayılırım aslında ama böyle hafif bir saçımdan böyle bir düzleştirici geçmek istiyorum. Çünkü şey olmasın yani. Yamukluk çıkmasın. Makyajım falan her şeyim hazır. Saçımı düzleştirirken bazı update'ler vereyim buraya. Korkunç bir final haftası, üstüne korkunç bir büt haftası geçiriyorum. Yani bütlerim hala bitmedi. Son bir tane kaldı. O da yarın. Yani ödev testimi. Yani o kadar kötü ki her şey gerçekten. Yani şöyle böyle güldüğüme bakmayın. Aşırı zorlandığım bir dönem oldu. Yani dönem ayırırsak 3. sınıf ama hani okuduğum 5. dönem. En zorlandığım dönem. Buruk, kırık ve donukum. Şimdi şaka şaka değilim. Değilim. Bugün pazar, aynen cuma günü. Büyük ihtimalle cuma günü değişebilir ama dur geliyor. Tekrar Hollanda'dan dönüyor. Bu sefer kısa bir ayrılık yaşadık bir ay kadar. Onun da minik bir tatili var çünkü. Çok da iyi düzleştirmiyor gördüğünüz üzere. Yani hani taramışım gibi oldu saçım. Hazırım. Siyah jean giydim. Bu da üstüm. Şuradan böyle küçük bir kuşak gibi bir şey var. Üstüme de siyah kaşe kaban alacağım. Ayakkabı olarak da böyle çok minik topuklu sivri bir kovboy botu gibi bir şey giyeceğim. Çantamı göstermeme gerek var mı yani çantam? Allah. Şöyle bir çanta. Evet. Şimdi çıkıyorum. Yani bu saatte bu Arnavutköy'ün ıssızlığı da gerçekten sinir bozucu seviyede. Bu Arnavut kaldırımlarında yamulacağım şimdi. Hazır mıyız? Bilmiyorum, bu inanılmaz samimiyetsiz ani girişleri. Süper. Ay soframıza bakın. Ay arkadaşlarıma bakın. Ne güzelsiniz. Doğum günü çocuğu Uğur'cum, nasıl hissediyorsun? Çok iyiyim. Arkadaşlarım yanındayken harika. Kaç oldun şimdi? 22. Wow. Ay ne diyorduk? 22 oldun. Ay ben bu masada kendimi çok iyi hissediyorum. Bir tek Miray'la biz 20'yiz değil mi şu an bu masada? Evet. Ne haber? Kartlar. Kartımız bayağı. Biz yancı falan mıyız yani? Nasıl 22 olmak, nasıl biz? Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Umarım mutluluk getirir. Uğur'a sormayacağım. Kime soracağım? Onun da olmayacağım. Yani, bu aramızda bayağı bir yaş var. Biz bu arada.
ıldım. Evet ilk defa ya. 22. İlk defa 22 oluyor. Derse girince arkadaşlar mesela bizim bir dersimizin 3. haftası oluyor. Biraz bir hafta o gelmiyor, bir hafta ben gelmiyorum. 3. hafta birlikte gittiğimizde o Alihan krema tabağı. Böyle yapıyor. Ya. Bu ders ilk beraber girişim. Ya ilklere ve sonlara ve tarihlere. Cevabı vermez onu. Önem veriyor olabilirim. Yok, duygusal bir konuşma yapmasına gerek yok canım. Dostlarım yanımdayken her şey çok güzel. Müthiş, evet, çok güzel bir doğum günü oluyor. Umarım bu masa hep beraber kalır. Dostlarım yanımdayken. Her doğum günümüzü beraber kalır. İnşallah. İnşallah. Valla ben açıkçası 21'den sonra kutlamam gibi arkadaşlar. Aşırı benim yaş kompleksim var. Senin bir yaş geriden kutlayacağız. Hah, öyle olur. 1-2 yaş. Artık geri sayacağız. Aslında zaten çevresi çok olduğu için biz de doğum günü kutlayacağız zannetmiyorum. Ay yok artık. Göreceğiz. Bu bloğu editlemek benim önümde biliyorsun. Burada bir keseceğim. Şaka kesmeyeceğim. Altına. Ya en çok neyi beğendin? Salatayı. Kaçmış sanki. Evet, salata çok güzel. İnanılmaz, her şey çok güzel. Erman. Salata mı daha güzel, ben mi? Sizce bekleşim salata. Erman. Salata mı daha güzel, ben mi? Erman. Seviş mi daha güzel, ben mi? Sen tabii ki. Erman. Lütfen. Açmayın. Anısı var. Burası da miting masası. Geçtiğim yaş. 2023. Bu yıl hep beraber meslekleriz. En komik anı neydi? Gülzarı da Arnavut Köprü'ye getirdiğim için aşırı mutluyum. Resmen buranın tostunu aşardım. Bebekteydik ve hani dedim ki canım çekiyor dedim. Sonra zaten Bebek'te gideceğimiz yer kapalı olduğu için. O kadar kalpten istemiştim ki. Buraya yürümüş olduk. Havada 20 derece, çok güzel. 20 derece mi? 20 değil. 16 ama 20 diyelim. İyi, ne güzelsin. Şöyle bir saçına at. Bakıyorsun. Canım arkadaşımla 2,5 aydır görüşmedik ve o kadar çok şey biriktik ki hani. Evet. Bence bugün yetmeyecek. Asla. Yarın tekrar gelelim. Doğru. Aynı yolu izleyip gelelim ama. Tamam. Bebekten yürüyelim yine yarım saat. Şaka, yarım saatte yürümedik. 15-20 dakika maksimum. Nereden bileyim ben şeyin mekana bir gittik, badana var. Nereden bilebilirim yani? Biz diyoruz ki ne kadar boş. Ben şey falan, ben de öyle olley boş falan ilk gördüğümde öyle sandım. Bugün Duru Hollanda'dan dönüyor. Akşam onu havalimanına almaya gideceğim ama ondan önce Zorlu'ya gitmem gerekiyor. Bir iadem var, onu iade edeceğim. Bir de böyle son bir hafta değil de iki haftada falan böyle bir şeyler almıştım. Hepsi de aynı anda geldi ve birçoğu daha etiketli. O aldıklarımı göstermek istiyorum ben çünkü hala alışveriş ve kutu açılımı videolarına hasta ve aşık bir insanım gerçekten. Önce ayakkabılardan başlayayım. Çok uzun zamandır böyle ucu sivri bir bot istiyordum. Şöyle göstereyim ne kadar sivri olduğunu. Ve topunun minikliği.
Normalde böyle hafif kovboyumsu bir şey istiyordum ama asla öyle bir şey bulamadım. Yani asla öyle bir şey bulamıyordum. Çok fazla aldım, denedim ve yani 4 veya 3 tane bot iade ettim. O kadar bulamadım bir şey. Şimdi nasıl göstereyim? Derisi böyle tight derisi gibi. İnanılmaz şey yapıyor, esniyor. Ve fermuarı da var zaten. Şöyle. Aşırı rahat ve çok güzel bir şey gerçekten. Şu an jiletini falan var, hiç giymedim. İkinci ayakkabıya geliyor. Keşke Mango da şöyle Zara gibi şey de getirse. Torbada verse yani. Ay, aşırı güzel. Yani zaten bu sene bunlar ne kadar moda, hani söylemeye gerek yok. Ama çok beğendim. Böyle bir saniye, şöyle bir şeridi var şurada. Yani aslında kısa topuk ve özellikle topuğu açık kısa topuk bana inanılmaz anneanne işi geliyordu. Ama tabii ki yani Miu Miu bir ayakkabı çıkardı ve tüm dünya yine şey o etkisi altında yani şu an. Bir kere taktım. Bu da bir iki hafta önce falan geldi. Bunu da Mango indiriminden aldım. Hem böyle uzun sapı var. Hem de böyle. Sadece şu fermuar yeri çok dar olduğu için. Çanta bu arada yani içinde gözlük kabı, telefon, kartlık, ruj, AirPods falan hepsini alıyor. Ben bu arada çok şu uzun sapı ben çok sevmiyorum. O da biraz demode geliyor bana. O yüzden ben daha çok elimde taşımalı şeklinde kullanırım diye düşünüyorum. Bunu Trendyol'dan Gri Menage'den aldım. Zara'nın aşırı popüler bir valisi var ya. Şimdi gösterince ben de anlaşılacak. Şu cepleri olan. Ortası fermuarlı ama hani şöyle gizlemişler. Şöyle boyundan bağlama şöyle geçiriyorsunuz. Çok güzel. Onun aynısını yapmış Gri Menage. Ve aşırı esnek bir kumaşı var ve çok güzel. Racimam. Şişme mont arıyordum. Çünkü benim Sadiversen bir şişme montum vardı. 2022'de almıştım aslında. Bu sene iki kere onunla böyle aşırı sağanak yağmurda kaldım. Ama hani atıyorum 5 dakika yağmur suyu yediysem o montta üstünde o ıslaklıkla yarım saat falan durdu ya da 20 dakika. İçimdeki sweatshirt veya hırka ne varsa sırılsıklam oldu. Mont bütün yağmur suyunu içime geçirdi ve hani dondum gerçekten böyle hani kemiklerim titredi, aşırı üşüdüm. Yani yarım saat boyunca o ıslaklıkla kalmak ve içime geçiyor yani. Niye öyle bir şey oldu anlamadım. En sonunda Zara'dan buldum. Yani aslında Zara'dan da çok istemiyordum. Zara'dan da aşırı umudum yoktu. Ama Mango'dakiler olmayınca böyle. Şu boy şurada bitiyor. Altımda pijama. Kapşonu da var. Tatlı bir mont yani, mont işte. Güzel. Yani inşallah bu da suyu içine çekmez. Artık akşam duru gelince tekrar çekelim. Elim bu şekilde. Yine ben. Dün yine çekmeyi unuttum duruyor havalimanından aldıktan sonra. Bugün bu sefer geç kalmadılar. Bu sefer geç kalmadık, bu sefer erken bile geldik. Evet, beni beklemişler bay. Evet, komik şeyler yaşandı yani. Şimdi bugün dışarı çıkıyoruz. Birazdan Cemal'e buluşacağız. Güzel bir dedikodu dönecek diye düşünüyorum. Bu üçlü bayağıları buluşmuyordu beraber evet. Çünkü. Ve Ferz Duru, yok. Duru bombastik bir Hollanda dönüşü bu sefer. Evet. Ferz yok. Bizi satıp Fas'a gittiği için şu an babasıyla dünya turu atıyorlar. Ya bir de yani o kadar enteresan yerlere gidiyor ki gitme diyemiyorsun. Evet. Marrakeş, Cezayir falan hani böyle gerçekten. Hani insanın ilk tercihi burası mı olur? Ya lazım? Bunların hep öyle oğlum. Arjantin'e falan gidiyorlar. Doğru. Kafalarına esiyor. Tercihim sana buradan duyurulur. Bir an önce dön artık. Yeter. Bize daha fazla tek başına kattın. Evet. Ben bu üçlüyle yalnız kalmak istemiyorum. Bu ikiliyle pardon. Onun dışında bu vlogu da kapatıyorum bu arada. Sonra yeni bir vlog açacağım çünkü. Oha. Ne alaka? Bu vlog uzun bir vlog oldu çünkü sen yani başında sen yoksun. Yani çok 10 gün falan. Yine Duru Hollanda'dan döndü vlog olsun istemiyorsun değil mi? Kanalda böyle. Kanal benim üstümden dönüyor. Hayır, Hollanda'ya gitti, Hollanda'dan geldi, gidiyor gelin. Bir de bundan bir önceki videom, hatta iki önceki videom pardon. Zaten Hollanda'dan döndü başladığımdaki video olduğu için tekrar evet öyle bir başlık koymam yani. Ama şimdi bu önümüzdeki hafta işte sevgililer günü falan var. Biz yemeğe gideceğiz. Daha, öğle yemeğine. Daha chill etkinliklerimiz olacak bu sefer. Çok kulüp ve parti olmayacak bundan sonraki vlogumda. Ya Duru öyle rica etti çünkü yoksa ırgıma kalsa... Bana kalsa tabii ki. Galyum'a gidelim. Hayır, sopa dinleyeceğim. Spesifik galyum değil ama başka yerlere gidebilirdik. Neyse olsun, sağlık olsun. Bir de bu sefer zaten bir hafta kalıyor. Az kalıyor Duru'da. O yüzden önümüzdeki maçlara diyoruz.
Böyle geri geldi, tekrar geldi. Bu sefer çok kısa bir ayrılık oldu. O yüzden hiç özlemedik bir. Evet ya. Ilgım eve falan dönüyor bugün. Geri geleceğim yarın salak. Yarın kebapçıya gidiyoruz ama ailecek gidiyoruz. Orada çekemeyebilirim. Yani. Ailecek. Ailecek gittiğimiz için. Peki bugün ne yemeye gidiyoruz? Bilin bakalım ne. Çok şaşırtıcı bir şey. Akali. Akali bağımlısı olduğu için burada kurtaramıyoruz. Bir de beni kıramıyorlar yani. Bu illetten kurtaramıyoruz duruyor. Yine gidiyoruz, yiyeceğiz. 500 lira harcayacağız bir hamburgere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine burada olacak. Yani burada açarım büyük ihtimalle. Bir sonraki videoda görüşürüz.